FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 16. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'deki en dipteki seyrimize devam ediyoruz. Şu an 15. sıradayız. Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Beşiktaş'ta kaybetmememiz kaybetmemiz içten bile değil. Bir anda 16. hatta 17. sıraya kadar gerileyebiliriz. Durumumuz iyi gitmiyor. Artık fantastik taktikler denemeye başladım. Fantastik taktikler derken şu anlamda işte ofansif, işte orta saha açık kanatları orta saha açık deneyeceğim. Biraz daha takım oyununa fayda verebilsinler diye. Ee, Gian Donato geldi devre arasında biliyorsunuz. Oldukça kaliteli, tecrübeli bir oyuncu. Teknik olarak çok iyi. Ee, umarım düşündüğüm şeyleri yaptırabilirim kendisine beyefendinin. Ee, ilk maçtan tabi çok fazla bir şey katacağını beklemiyorum ama ikinci, üçüncü maçtan sonra da artık biraz kendini göstermesini bekleyeceğiz. Gol modumuz İbrahim Yılmaz biliyorsunuz. Şu an ligde de gol krallığında iyi gidiyor. İkinci sıradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş çok güçlü bir rakip. Her ne kadar ligde çok kötü bir durumda olsalar da bizim futbolcu kalitesi olarak çok çok üstümüzde bir takım. Şurayı bir kapatalım. Evet ve maçın başından itibaren de etkili oynamaya başladılar. Henüz ilk dakikalar aman çocuklar dikkat edin. Orhan Aktaş birinci dakikada faal yaptı. Sarı kart değildir herhalde o pozisyon. Neyse ki uyarı aldı. Sadece uyarı aldı çok şükür. eski oyuncumuz stoperde Yalçın vardı hatırlayacaksınız. Yalçın Kılıç ona bir teklif götürdü. Kiralık teklifi. Aman be Oho Kubilay kanatsız kuş. Bu sezonki 6. golünü bize göndermiş. Kubilay da gelecek vadeden bir oyuncu. Çok fizikli bir oyuncu. En önemlisi mücadeleci bir oyuncu. O yönden iyi. İbrahim. Oğuz. Abrant. Bak kanat kaçtı. Çok güzel Yanis. Keşke devam edebilseydin. Abicim Oğuz sana nasıl veriyorsun o topu ya? E bu topları kaptırırsak elbette ki rakip bizi dağıtacaktır. Bu arada Burak iyi bir kurtarış yaptı. Aslında çok iyi gidiyorduk ama Abdülkadir çok kötü bir pas tercihi yaptı orada. E stoper'e yalçını alacağım. İki tane ayağı iyi stoper kullanmak istiyorum biliyorsunuz. Sane her ne kadar en iyi oyuncumuz olsa da ve belki de şu an oynayış açısından ilk 5'te herhalde yılın stoperi bile seçilebilir bilmiyorum yani çok iyi çok yüksek puanda oynuyor ama ee, şey yok Geriden oyun kurmaya çalışma ayağı hiç iyi değil pas yapma yönünden çok sıkıntı çekiyoruz tabii e Biz de topla oynamaya çalışıyoruz bu yönden biraz sıkıntı yaşıyoruz rakibe çok fazla top kaptırmış oluyoruz çünkü dandun toplara vuruyorlar Bu arada Oğulcan Gökçe çok kötü oynuyor i̇şte Muhammed Sane biraz daha iyi ona göre e ee, Oğulcan Gökçe pas dağıtan stoper olarak kullanırsak tabii ki de kötü oynar. Ee, sen de defansif stoper olarak oynatalım. Yani şuna bakacağız şimdi 660 ve 620 standart e, defansif stoper olarak oynatacağım bu ikisini. Bakalım kaça çıkacaklar. Gian ee, Donato pek istediğim gibi oynayamıyor. Ee, zaten ilk maçıydı. İlk maçından da bu kadar iyi oynamasını bekleyemezdik zaten. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle değiştirelim. Savaşçı orta saha destek. Muhsin de orta saha göbek. Savunma yapalım. Biraz daha Abdülkadir hücuma atalım. Zaten daha fazla hücumda. Erkut'cum sen hücum. Habran sen de hücum oynatalım. Şöyle kanatlardan yüklenmeye çalışırsak belki biraz daha işimizi görebiliriz. Abdülkadir, Orhan, Erkut, İbrahim iyi paslaşarak geliyoruz şu paslar çok basit pas hataları yapıyoruz ya. Yani orada o futbolcuya pas atılmaması gerektiği çok bariz. Oğuz, Musin, Oğulcan, Erkut oğlum güzel sakin paslaşmalar yapın. Muhsin, İbrahim çok güzel pas. Oğuz, Erkut. Yani Şimdi şuna yapacağınız hiçbir şey yok. Şu pozisyonu bakalım. Erkut burada Muhsin'e gördü. Muhsin iyi pas. İbrahim, Oğuz Erkut. Şimdi Erkut burada bu topu şuradaki arkadaşına değil de şuradaki adama atmaya çalışıyorsa bunda tabii ki de bizim yapacağımız bir şey yok. Elbette ki küme düşeriz. Böyle paslaşmalar neticesinde. Bu pozisyonda dönüp gol olursa herhalde derslik bir pozisyon olur. Jokan, Oğuzhan Abdülkadir iyi kaptın. İbrahim Habran. Hadi oğlum. Vurma kaleye be. Ortada adam boş be. Hadi Kagan Richie'yi alalım. Orada biraz daha etkili olabilir. yani Erkut'un orada yanlış pas tercihi bizi nerelere getirdi. Gerçi orta sahadan geri kaptık topu ama rakip atağını kalemize gol olarak da görebilirdik. Deniz açınsın. Atiba hala oynuyor ya. Kite gibi adam. Neyse Gökhan Töre çok güzel bir şut çekti. Ee, Oğulcan ve Muhammed Sanay'a baktığınız zaman e, biraz yükseltmişler puanlarını. 0.2 de olsa yükselme yükselmedir. Defansif stoper görünümde daha rahat oynuyorlar. Yani tek amaçları topu rakip Kaleye doğru göndermek, kendi kalelerinden uzaklaştırmak nereye gittiği hiç umurlarında değil. Evet Beşiktaş'a 1-0 yenildik. Daha derli toplu bir takım görüntüsü çizdik. Çok fazla pozisyon verdiğimize inanmıyorum. Bir tane mutlak gol pozisyonu bizim iki pozisyonumuz varmış ki. Yanlış pas tercihlerinden dolayı da kaçırdığımız goller var. Orhan %50 isabetli orta yapmış. Ee, Gian Donato %83 isabetli pas. Gian Donato'nun da ilk maçıydı. Yanis 22 başarılı top kesme, Oğuz 15 başarılı top kesme. Ee, Abdul Kadir Habran'da iyi pas isabeti var. <laughs> böyle böyle düzeleceğiz Böyle böyle küme düşmeyeceğiz. Tabii küme düşme yolundaki rakibimize puan kaybettiğimiz için e, pek iyi olmadı bizim için. 15 puanımız var. Görüyorsunuz Gaziantep, Karabük zaten büyük ihtimalle garantiledi artık. Hayattan da soğumuşlar adamlar. Yani ligin son sırasında var ve sadece 6 puanları var. Ee, şimdi Ziraat Türkiye Kupası Balıkesir maçı yapacağız. Tabi Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç üst üste kaybettik biliyorsunuz. Bizim için çok bir şey ifade etmiyoruz artık Ziraat Türkiye Kupası. Ee, Bursa deplasmanına gideceğiz sonra. Bursa Spor'da 11. sırada aslında bizim galibiyetlere ihtiyacımız var. Puanlara ihtiyacımız var çok sıkıntılı süreçlere giriyoruz çünkü artık ne Paul Royle neyse böyle adamlara ihtiyacımız yok. Şöyle baktığımız zaman devre arasına gelmişiz. Yani ligi yarıladık. Bizim en az 40 puan toplamamız lazım sezon sonuna kadar ki belki küme düşme hattından kurtarabilelim kendimizi ama 40 puan bile bu gidişle sıkıntı olabilir çünkü puanlar birbirine çok yakın. Yani Karabük'ü geçtiğiniz zaman hani Karabük'ü düşünmeyin 6 puanı var zaten. Ama Gaziantep, Beşiktaş, İstanbul Spor. Şuradan bakalım. Evet ne yapmış? Gaziantep de kazanmış. Görüyorsunuz Gaziantep, İstanbul, Beşiktaş, Trabzon, Kayseri, Bursaspor, Bursaspor bile tehlikede yani Bolu Spor. Bu takımlar hep tehlikede olan takımlar. Yani şu 20 puanlı olanlar 2 galibiyet alsak onlar da iki maç kaybetse düşme hattına düşecekler. <laughs> yani şu an düşme hattı şey gibi. Uçurumdan aşağı düşen insanlar yukarıdakileri tutunup hani onları aşağı çekip kendileri yukarı çıkmaya çalışıyorlarmış gibi bir izlenim bırakıyor. Çünkü puan puanayız. Birimizin ayağı takılsa Beşiktaş'ı yansıydım çok rahatlayacaktım mesela. Aramızdaki, aramızda bir maç fark olacaktı. Ama işte beceremedik. Burada da aslında şöyle bir handikap var, şöyle bir zor durum olacak. Sanırım 34. hafta maçını Beşiktaş'ta yapacağız ve bu seyirde devam edersek son maç belki de bizim kümede kalıp kalmayacağımızı belli edecek bir maç olabilir. O yüzden o maçlara bırakmadan kendimize çeki düzen vermemiz lazım. <laughs> Lucas Silva keşke alabilsem ama tabii öyle bir şansım yok Lucas Silva'yı alabilme gibi. Erdi Sayıcı, yani genç transferleri başkana bırakalım dedik. Başkan da böyle tutup bize genç adamlar alıyor. Stoper kullanabiliriz herhalde. Bilmiyorum. Yani ileride işimizi görebilir diye düşünüyorum. Henüz daha çok genç, 16 yaşında. Hani bir şey söylemek için çok erken. Erdi Sayıcı. Geleceği parlak stopermiş. Valla potansiyel 5 yıldız gösteriyor ama teknik kötü. <laughs> Spor Toto ikincilik. Şuradan zaten bir oyuncunun gelişip gelişmediğini anlarsınız. Şurada zamanla işte PTT birincilik, Süper Lig vesaire vesaire şey oluyor. Antrenör az takımın kilit bir oyuncusu olma potansiyeline sahipmiş. Hava toplarında çok zayıf. Tek ayağını kullanıyor. Zıplama özelliği <laughs> Artıları neymiş? Hızlı bir oyuncu sayılır. Tam anlamıyla profesyonel bir oyuncu. Yüksek oyun zekası sayesinde doğru zamanda doğru kararlar verebiliyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Oyuncu defansif orta saha pozisyonu için eğitilebilir diyor. <laughs> Şu karar almadan bahsediyordu. Hani doğru kararlar verebiliyor. Aslında ihtiyacımız olan şey standart stoper. Şimdi e, özel eğitim sakat ve özel eğitime katılamaz mı? 9 gün 2 hafta neyse. 2 hafta çabuk geçer. Uğur <laughs> Kocaval cezalıymış. Pobilya'ya atalım orta sahaya ya da Muhsin'i atalım savaşçı orta saha olarak. Erkut hücum, Habran hücum. Yani kanat oyuncularını orta saha açık yaparak biraz daha defans şey defans diyorum yani takım oyununa oynayabilir hale getirmeye çalışıyorum. Bu arada Yalçın Kılıç'ı kiralık olarak getirmişiz. Birisinden vazgeçmemiz lazım Yalçın Kılıcı <laughs> kullanacaksak. Ee, kimden <laughs> vazgeçeceğiz? Şimdi önemli olan bu. Bizim Oliver Kingu'ya'dan vazgeçelim. Zaten <laughs> Oliver bizim hiçbir işimizi Halletmiyor. Yalçın hemen gelir gelmez ilk maça çıkartalım. Sana sen gene standart stoper oyna. Yani Yani sana ilk topları şey yapmasın ya. Yani kısa kullanması bizim açımızdan daha iyi. Gerçi defanstan kısa pasla açık talimatını da açmadık ama olsun işler kötü giderken doğru kararlar veremiyor olabiliriz. İşler iyi giderken doğru kararları vermek biraz daha rahat oluyor. Baskı altında olmuyorsunuz. Bakalım bir üst ligde tutunabilecek miyiz? Orhan, Abdülkadir Muhsin çok güzel gönderdi. İbrahim yaz onu İbrahim. Ah be abicim be. <laughs> Muhsin Habran güzel top İbrahim. Muhsin Habran tek toplar. Of! İbrahim harikasın be oğlum be. Yani İbrahim şu özelliklerde adam. Acayip. <laughs> Adamın golleri benim boğazımda gıcık yaptı. Düşünün öyle bir adam yani. Ya Bilmiyorum bu kadar öz, özelliklerde bir adamdan bu kadar verim alabilmek gerçekten <laughs> bu sezonki iyi giden tek şey diyebilirim. İlk yarı bitmek üzere. Evet ilk yarı bitti. Ben de tam böyle şey gibi izliyorum. Ha, Teknik direktör gibi böyle parmağını yiyor. Doğan Muhsin uçan tekmeyle topu aldığın adamdan helal olsun. Orhan niçin dandım vurup adamın canını sıkıyorsun? Abdülkadir. Ah be abicim be. Topu çok mu ayanda tuttu? Abi nasıl kaçırıyorsun o topu Yalçın? Uf Hugo Borges. Neyse ki Burak iyi yer tuttu. Yemedi golü yani. Ee, Arda. Sane iyi gönderdi. Aman aman. Uf. Yani var ya. Şu pozisyonu bir atlatsak. Sane, Cenk aman çocuklar ikidir topu ceza alanında Sane karşılıyor. E, kornerlerde de Sane'yi alt pas yani göbeği yerleştirdim. Hani uzun adam tuttan ziyade oralarda biraz zayıflık gördüm kendimce. Ve şu anda iki tane top çıkardı o bölgeden bizim işimizi gördü. Orhan'cım İbrahim yapma be İbrahim ne olur sen sakatlanma ya seni hedef adam yapalım biraz daha topu tutabilirsin belki ayağında ileride inşallah İbrahim'in uzun süreli bir sakatlığı yoktur İbrahim kesinlikle bana benim ihtiyacım olan bir adam çünkü Vukovic Eray Mertcan Tahsin Eray tekrar oğlum yapmayın 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 be yapmayın be of adamın fotoğrafına bak gol atarken fotoğrafını çekmişler Olmaz ki ama yani. Erkut yani sanki çok böyle bir katkı vermiştin gibi bir de gidip sakatlandın ya. Erkut harika Richie tek top. Ah be abicim be nasıl direkten döner o top be. Lan gollük pozisyondu be. Cık. Muhsin, Habran, İyi top gönderdin Habran da. Bizim eleman tutamadı. Yani Muhsin. Ee, bir bir berabere kaldık. Kupa maçında <laughs> şanssızdınız bugün diyelim. 12 şut çekmişiz. 6'sı kaleyi bulmuş. Eray Ataseven. Orta sahanın göbeğinde. <laughs> Hala şansımız devam ediyor ama keşke şu maçı kazanabilseydik ki ee, o zaman garantileyecektik. Çünkü 9 puanımız olacaktı. Balıkesir'in de 5 puanı kalmış olacaktı. Son maça kaldık. Son maçta ne yazık ki Osmanlı Spor'la deplasmanda oynayacağız. Osmanlı Spor'da bildiğiniz üzere bize üstünlük kurmuş bir takım. Bakalım artık ne yapacağız bilmiyorum. Bursa Spor deplasmanı inşallah İbrahim'in bir uzun süreli bir sakatlığı yoktur diyecektim. 4 hafta yok. Ee, İbrahim gerçekten iyi bir maç çıkarttın bizim adımıza ama sakatlanman gerçekten bizi bitirdi. Mersin İdman Yurdu Zafer'i kiralasın. Zafer gitsin ya. Ne yapalım Zafer? Ee, <laughs> Erkut yerine Richie'yi alalım. Erkut Rıdvan daha Rıdvan da bizim gene Başkan'ın getirdiği genç bir oyuncu. Bakalım bir şey olacak mı? Orhan ee, Yalçın ilk maçında iyi oynamadı. Tabii ki ama ilk maçtan bir çok iyi oynamasını beklemeyeceğiz. Cihan Donato nasıl oynamış? Biraz daha iyi 6.9. 6.6'dan 6.9'a çıkarmış. Biraz zaman vermek lazım. Takıma alışacak, arkadaşlarına alışacak. Oyun tarzımıza alışacak. Bizim yani şu direk olaylarından kurtulmamız lazım üstümüzden şu ölü toprağını atmamız lazım yani geçen maçta Habran bomboş pozisyon direk Oğulcan 3-4 hafta yokmuş Zafer güle güle yavrum senle 2 sezon hatta 2.5 sezon çok iyi. Bir şey geçirdik ama artık yok. Oo, zor maçlar var ya. Bursa Spor, Galatasaray ki Galatasaray lider şu an birinci sırada. Gerçi Fenerbahçe ikinciyken çelme takmıştık. Galatasaray'da inşallah aynısını yaparız. Danimarka menajerliği beni istiyormuş ama ben Danimarka'yı istiyor muyum? Tabii ki de istemiyorum. E, milli takımı çok kötü maçlar yaptık. Bunları geri şey yapmamız lazım. O saygınlığını geri kazandırmamız lazım. Ya Kingo seni de şöyle dur. Transfer listesine koyalım. Senden hiç beklediğim şeyi alamadım. Verimi alamadım. Ee, maça hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım çocuklar. Ee, Pulido. Yani Pulido biraz daha gol atabilsen şöyle. Yani en azından sana güvenimizi yerine getirebilsen güzel olacak ama işte sana da yeterince şans verdik mi? Sen de onu söyleyebilirsin tabii ki. Bursa Spor deplasmana çıkıyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan ama 3 puanı alamayacağız galiba. Ya tam, tam öyle bu duruş tam rıza çalın bay duruş. Böyle böyle şey yapar böyle kasar kendini. Böyle elinde böyle koyar bekler rıza çalın bay. Sane, Muhsin. Çok güzel bir top. Abdülkadir harika bir pas. Richie, Harun çıkarttı. Nesit. Victor Perez, Merter. Abdülkadir iyi kaptı. Ah be abicim be. Ya yapmayın bu şu tek topları yemeyin ya. Şöyle tek top atıp pozisyon buluyorlar. Deli oluyorum ya. Harun. Merter. Abdülkadir harika oynuyorsun. Bilmiyorum farkında mısın? Muhsin. Yalçın. Muhsin indirdi. Cihan Donato. Abdülkadir çok iyi bıraktı. Pulido. Lan ya, ne yapıyorsun Pulido? Nereye atıyorsun topu? Abdülkadir. Oho. Hale. Yok ya, şey saçmalık yani, tamamen saçmalık, başka hiçbir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> yani Abdurkadir çok iyi, i̇ki, iki tane falan top kaptı, yani bizi atağa çıkartacak. Ama akabinde de geldi iki tane saçma sapan top kaptırdı. Ee, kanat hücum yapalım. Ee, ortaları hedef adama kesin. Şu an tamamen kanatlara inmemiz lazım. Tempomuzu yükseltip Bekleri ileri çıkartacağız. Ee, hadi bakalım. Hücum yapalım bari de. Acaba kanatlardan çizgiye kadar inip ortalar yapıp Lido'yu topla buluşturabilecek miyiz? Hatta şöyle yapacağım. Abran Pulido. Muhsin. Kadir tekrar Pulido. Kanat boş kanat. Lan, ulan harikasın. Yanis. Ah be abicim be. <laughs> Sane karşıladı. Merter. Bataja. Oo, Nesli de çok güzel bir top attı. Sana iyi aldı. Pulido. Muhsin. Güzel top. Habran. Vurma kale. Abiciğim ben sizden orta yapmanızı istiyorum orta kaleye vurmayın girmeyin ceza alanına <laughs> <laughs> o batacı yazar onu diyecektim ki yazdı 2-0 70. dakikada e, Bursa Spor Duran toptan golü buldu. Ya yani bunda hani şunu hep beraber bir izleyelim. Yani şurada hangi futbol mantığıyla, hangi futbol e, zihniyle şöyle bir şey yapılıp Pulido burada topla buluştu. Rusopto'ya çok güzel bir top attı. Ya buradan bu adamın böyle buraya girmesi lazım. Yani bu kadar saçma bir şey olamaz ki. Senin oradan girmen lazım içeri. Orta sahanın orada kaldın. Yürüyerek devam ediyorsun. buyur ya yani, <laughs> buradan da gol yiyoruz. Ee, yani bilmiyorum oyun motoruyla alakalı bir şey herhalde bu. Yani oradan hangi oyuncu pası verip bekler ki? Orada deli gibi içeri girmesi lazım adamın. Yani hiç olmayacak pozisyonlar yaşıyoruz ve olmayacak pozisyonların gelişinde de gol yiyoruz. Ah. Bir tane daha. Richie, Abdülkadir, Kuca. Şimdi şu adam buna pas atmak yerine Geriye niçin pas atar ki? Bu da dönüp gol olacak şimdi. Neyse ki gol olmadı. Rusotto, Pulido at kanadı. Oo, Süheyl iyi kesti orada. Stanku. Stanku bir çalım daha. Burak planör atlıyor. Topu tutuyor. Ee, 3-0 bitti. Dördüncü golü zorluyorlar. Dört de olabilir. Şanssızlık var üstümüzde. Atamadık bilmiyorum. Yani e, birkaç hatta kritik pozisyonu sizlere de gösterdim burada. Maçın kırılma pozisyonlarını. Ama ben şeye benzi Bekle yani bağlıyorum bunu. Takım moralleri çok kötü. Gerçekten e, hani moral motivasyon olarak bitmiş bir takım oyuncuların konsantrasyonları falan tamamen dağılmış bir takım. Tabii ki de başarı bekleyemezsiniz onlardan. Yani gerçekten o yanındaki adama pas atamadığı dönemler olabilir. Ee, ve biz de <laughs> ne yazık ki bu tarz bir olay yaşıyoruz şu an. Ee, ama atlatacağız. Yani PTT'ye de düşsek biz biraz hızlı çıktık. Hızlı yükseldiğimiz için de kadro kalitemizi aynı şekilde yükseltemedik. Bu e, şeyler ona bağlıyorum ben. Puan kayıplarını, kötü futbolu, mağlubiyetleri ona bağlıyorum. Çünkü başka... Benle alakası yok yani ha. <laughs> Aziz Yıldırım gibi taraftarın stada gelmemesi. Benle ekonomik sebepler, benle alakası yok. Şimdi Osmanlı deplasmanına gideceğiz. Eee... Maçları kötü oynamıyoruz, pozisyon da buluyoruz ama gerçekten takım moral motivasyon olarak gitmiş durumda, çok kötüler, e, hemen dağılıyorlar, bu şeye benziyor. E, Kasımpaşa. İki sene geçen sezon sonuna doğru muydu? Ya? Geçen sezon sonuna doğru muydu? Ondan önceki sezon sonuna, yani şu anki Bursa Spor gibi. O zaman Kasımpaşa vardı. Yani takım tamamen inancını yitirmiş, galibiyet konusunda, puan alabilme konusundaki bütün inancını yitirmiş bir vaziyetteyiz. O menajerlik teklif etmiş Yalçın Koşukova. Biz konuşsak da vazgeçiremeyiz ki bu adamı. Yeni sözleşme mi imzalatalım bunu? Hadi yeni sözleşme imzalatalım buna. Hoca ilk 11'de ben de senin daha fazla yer almanı istiyorum ama <laughs> olmuyor işte oynatıyoruz kardeşim. Buradasın. Ee, Muhsin cezalıymış. Oğuz Kocabalı. Atalım orta sahaya. Ee, Orhan Riçi değişikliği yapalım. Şuraya da. Kuca'yı atalım. Gerçi kuca pek oynayamıyor. Aslında e, kanat destek olarak mı oynasak? Çünkü bu biraz daha adım adım oynamaya yönelik ama yine de biraz daha böyle kalsın. Kimmiş o favori? Suzukala. stoper. Ben yani ben de böyle bir tane stoper yok yani açık ve net. Defansif stoperlere belimizi bağladık ya resmen. Santrafor, Christian Kanga. Her şeyi 12. 12 numara for. Formayı da 12 numara vereceksin bu adama. Kafa vuruşu 16. Zıplama 8 şey gibi. Adem Büyük gibi. Neymiş geçmişine bakalım. Var mı bir şeyleri? 36 maç 9 gol. Benim İbrahim Tanakan var. Eee... Golcu almayacağım. Hiçbir oyuncu almayacağım. Yeter oyuncu çöplüğüne döndük zaten. Yani gerçekten e, ben de bu sezon iyi bir performans gösteremedim. Menajerlik koltuğunda. Takım kötü halde. Yanlış transferler de yaptık. Oyuncu alamıyoruz diye kadroyu şişirdik. Kontrollü oyunda ısrar ettik. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Savunma da oynatabiliriz. Kontra, aslında kontra da oynatabiliriz e, ee, Habran güçlendireceğiz diye söz vermişiz. Ben yalancının tekiyim Habran. Sözümü tutmayacağım. Latifu. Yani son maçlarda pek iyi oynamadı. Gözde görülür bir düşüş var. Performansı iyi ama Latifu'yu bir alalım bakalım. Yani Siyede'ye atalım. Osmanlı deplasmanına gideceğiz. Yani benim istediğim aslında kanat beklerin cuma yaptığı katkılarla gol ya da goller bulmak. Hani onların asistleriyle biraz şey yapmak. Tabii onun için de kaliteli kanat oyuncularına sahip olmanız lazım. Şu an ne yazık ki bu lige bu ligde o istediklerimi yapabilecek kalitede kanat oyuncuları mevcut değil ne yazık ki. Abdülkadir ya. Geleceğin Emre Belezoğlu. Biraz güçlendirmek lazım ama bunu. Daha 19 yaşında. Biraz daha bit bir yükselecek. Tabi yeterince iyi antrenörlerimiz yok. Kiralık olduğu için bizde bireysel antrenman yaptıramıyoruz. Kuca. Pulido, Tekrar kuca. Hadi güzel bir orta. Ulan be. Ah be abicim be gol atmaya yemin mi ettin? Yani atmamaya yemin mi ettiniz? Tövbeli misiniz? Ne yapalım? Başınızda ekmek kıralım. <laughs> Tövbeniz şey olsun ya. Bu nedir ya? Arok'taki şey Cem Yılmaz'ın kafasında Arif'in kafasında ekmek kırdığı gibi yeminim bozdum deyip Yalçın Sane Abran Bulido çok güzel top Abdülkadir ya atın artık bunları ya atın atın Zeki karşılıyor. Emrah kontraya çıkabilirler şu an. Sakatlandı. Tacatından atın lan topu. Vicdansızlar. Aa adamlar bak. Bak gol olacak ha. <laughs> Yok gol atamıyorum ya. 3 tane pozisyon gördünüz. yani bunlar gol olması lazımdı artık. Ha, bunların gol olması lazımdı ama ya gerçekten. 5-10 dakika şöyle devam edelim. Bakalım pozisyon bulmaya devam edebilecek miyiz? Rusescu, Oğuz iyi kesti. Latifu, Habran. Oğuz Kocaval, Kadir Tekrar Habran. İyi geliyoruz Oğuz. Göbeğe dön. Kadir Artık iş bitireceksin. Kuca. Latifu. Of. Of Latifu. Ne yaptın sen be? Ne yaptın? Aslansın, cansın, balsın. Oğuz. Pulido. Cık. Ya yapmayın böyle şeyler. Nasıl olmuyor o gol? Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Yalnız kanat bekleri de birisi 6, birisi 10 asist yaptı. Yani iyi. 7'ye 10 şu an. En azından kanatlardan bindirebiliyoruz. Şöyle bir şey deneyeceğim. E, madem biri 7, biri 10 asist şey 10 orta yapmış. Hedef adama kesin ortalarınızı. Belki bir işe yarar diyecektim. Rusescu. Ee, Özgür. Of. Of. Yani of. Tek kelimeyle of. Mükemmel bir top attı adama. Özgür. Amini Umar'a. Cihan Donato. Burak. Koca pozisyonu bozmaya çalıştı ama Seto aldı. Musa. Kapa topu. Latifu. Oğlum alın o topu adamdan. 78 kişi ceza alanın içinde yalnız ha. yani hiç bilmiyorum hiçbir şey diyemeyeceğim şu an Richie kuca alamadı seto verdi yani son 5 dakika da olsa bu çok güzel hadi kuca oh kuca iki sıfır haftalar sonra galibiyet lig kupada da olsa bu arada kupada yolumuza devam ediyoruz. Bu kadar kötü gidiş gene gruplardan çıktık. Ee, artık iyice rahatladık. Abdülkadir Pulido tabi arkasında kimse yok. Valla e, tam profesyonel işiydi. Tebrikler dedik. Bu arada şeye bakacağım. Eee Nerede bizim Latifu? 15.1 kilometre koşup maçın adamı seçilmiş. Yani geldi biraz tuttuk. iyi ki almışız yani işimizi gördü. Rahim Laval mükemmel bir orta saha oyuncusu. Bence çok iyi. Orta sahada böyle fizikli oyuncuları kullanırsanız herhalde çatır çutur ezersiniz adamları. Bu arada Bada da bir 100 bir çıktık. E, Latifu ilk maçta şov yaptı. Gian Donato yani bir düşüşten yani yavaş yavaş yükseltmeye başladı kendini görüyorsunuz. Ee, <laughs> gerçi Regista biraz daha iyi gibi oynayabilir gibi ama e, Defansif oyun kurucu destek, savunma da kullanabiliriz aslında. Top kapması da çok kötü değil. Tabi bu seviyelerden bahsediyorum ben. Yani bir Fenerbahçe'ye alıp oynatmazsınız o adamı. Şimdi Galatasaray maçı var. Kendi evimizde oynayacağımız. Asıl önemli maç o. <laughs> Lig'de puan almamız lazım. <laughs> Fena değil. Biraz taktik oturur gibi oldu. Daha böyle kompakt oynamaya çalışıyoruz. Daha kolektif futbol oynamaya çalışıyoruz. Terimlere bak kompakt, kolektif falan filan. <laughs> Ömer Üründül'ü gördüm ya bugün. Ondan öyle şeyler söylüyorum. Ee... Bu arada dün, yani bugün pazar günü yapıyorum bu kaydı. Muhtemelen pazartesi sizlerle buluşturacağım pa ama e, bu İstanbul Sivas Spor Yeni Malatya maçını izledim. Harika bir maçtı ya. <laughs> yani 3-0 iken Yeni Malatya hala saldırıyordu. Tabi bir şeyde kontrada dördüncü golü yediler. Ondan sonra biraz daha duruldular ama mükemmel bir maçtı. Yeni Malatya da enteresan. Yani <laughs> stadı, yeni stadına geçtikten sonra adamlar dağıldı gitti. Beşiktaş'ın bir ara o şampiyonluk yarışında olduğu hani hiç stadı olmadan geçen sene mesela Stad yokken orada burada oynayarak şampiyon olmuştu. Yeni Malatya'da eminim kendi stadında oynamaya başlamasa şampiyon olacaktı herhalde. Bir anda son haftalarda sağa sola dağıttığı puanlar olmasına rağmen ikinci olarak üst lige çıktı. Helal olsun Sivas Spor mükemmel oynadı dün. Gerçekten Samet Aybaba Sivas Spor'a çok şey katmış belli ki. İbrahim Yılmaz hala sakat altı 11 gün yok. Üf. Yalçın'cığım sen de. Yalçın da fena değil. Biraz toplamaya başlamış kendisini. Gerçi geçen maç şov yapmış. Ondan önce hep standartmış ama bakalım. Ee, umarım bu maçta fena bir performans sergilemez. Son 5 maç Muhammed Sanen'in son 5 maçı iyi değil. <laughs> yani standart stoper olarak oynatıp sanırım ondan çok şey istiyoruz. Biz gene bu maç öncesi defansif stoper olarak kullanalım. Bek oyuncularımız epey orta yapıyorlar. Ne yapacağız? Hedef adama doğru oynatın diyeceğiz. Ee, ve top takımdayken de biraz daha dar alanda oynayıp böyle daha e, kalabalık bir orta sahile veya daha kalabalık bir oyuncu grubuyla rakip yara alanda veya kendi yara alanımızda da top neredeyse orada daha kalabalık olmaya çalışalım. Tabi dar alanda oynamak her zaman işe yaramıyor. <laughs> Bakalım Galatasaray'a direnebilecek miyiz? Galatasaray'a karşı nasıl bir sonuç alacağız? Dakosta, Dakosta da, Costa. da hayvan gibi bir sabek. bek. Yani Pulido Kaptırma oğlum orada artık. Pasa at yani. Bu top ayağına yapışmasın senin. Allah bu alanda ne kadar popüler oldu Türkiye'de ya. Kesin gelir herhalde bir iki sene bir takıma kiralık. Nisiç, Podolski Adamın ceza alanına girmeye ihtiyacı yok ki. Yani Podolski gibi bir adam varsa ceza alanının dışından da laplup yapıştırabilir. Adamlar %70 topla oynuyor. Nisic, Oğuz, Pulido. İyi iyi gönderdi. Fena değil. Abdülkadir güzel gör. Çok güzel. Habram 1-1. Bir, bir. 12. dakika maçta. Çok iyi çıktık kontraya. Ooo toplu oynamayı dengeledik. %68'e %32. <laughs> maçta kaç 20. dakika biraz daha kısa pas of Snyder Yalçın Podolski Snyder'e verecek Snyder vuracak gol olacak Misic Snyder Ersan Alan Snyder Kennedy abi paslaşmalara baksana yani adamlar gerçekten şu an lider ama Abdülkadir vallahi çok iyi çıktık tek top Oğuz kaleciyle karşı karşıyasın Ersan nasıl yetişiyor sana <laughs> Manchester City kontrasına çıktık ama olmadı sanki Sterling falan var böyle Aguero ile falan gittik sanki ama işte Son bitirici vuruşu yapacak adamın olması orta sahada Oğuz ee, Savaşçı orta sahayı tercih etmemin tek sebebi işte bu Orta sahadan e, kontra çıktığınız zaman Savaşçı orta saha direkt rakip ceza alanına giriyor ve sonradan girdiği için Artı bir kişi olduğu için de e, pozisyon girip gol atabiliyor Kennedy ya, iyi. açıkçası zaten bu Galatasaray'ı durduracak gücüm yok. Abdülkadir Sane! 2-2 Onlar da pek iyi değil gibi sanki. Bilmiyorum ki yani nasıl bu golleri yediler, nasıl golleri attılar. Yani çok kreatif oyuncuları var baktığınız zaman. Lido, Abran, bak Latifu geldi, Latifu geldi. Oğlum Abdülkadir harika gönderdin. Latifu 3. gol geldi, geldi. <laughs> 3-2. Maçta 45. dakika. Acaba salağa yasak, e, maç bu skorla biter mi? Yani salağa yazsaktan kastım şu. Bu arada bizim şey gitti. Yardımcı antrenör gitmiş lan. Başkası var. Bekterileri bekleri çıkart ama bekleri ileri çıkartmasak da bu şeylerin hiçbirisi olmayacak. Daha böyle tempoyu düşük, daha dar alan, hatta çok düşük. Eee ceza sahasına uzun oynayalım. Bekleri de ileri çıkartmayalım. Daha fazla dikine pas. Gömülü oynasak diyeceğim. Snyder var, Podolski var. Hani şutlarla cezaların dışından şutlarla o ön bölgede içine girmelerine gerek yok zaten. Şutlarla pozisyon bulabilirler. Normal yapalım biraz daha önde tutmaya çalışalım. Belki biraz daha faydasını görebiliriz. Podolski. Lan lan lan. Misic. Snyder. Alan. Tekrar Snyder. Da Costa. Burak. Da da çok güzel bir sabeka. <laughs> Di Marco, Latifu. Güzel çıkın lan. Pulido. Lan harikasınız. Latifu. Habra. Oh! Lan. <laughs> Ulan nasıl kaçtı o gol be? Kuca senin ayağın yok var mı ayağın ayağın. Ulan Erkut sana mı kaldık gene ya? Yemin ediyorum Erkut'a kaldık gene. Erkut'u oyuna alıyoruz ha. Erkut Eskişehir'de yani çok genç, çok yetenekli bir çocuktu ama yani ikinci lige düşüp nasıl bu hale geldi? Slider penaltı. Penaltı. Abi nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey ya? <laughs> ama gerçekten bela yani. Bu takım Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamakta bela. Yani hem formda hem çok iyi bir kadrosu var. E, sürekli ceza alanında pozisyon buluyorlar. Selçuk Burak kurtaramadı. İlla ki bir şekilde yarıyorlar. Yani duran top, ne bileyim penaltı pozisyonu, ee, ee, bizim de Buna karşılık verecek birkaç şeyimiz var Sevgili Galatasaraylı futbolcular Ulan ne yapacağız ya Çok iyi gidiyor maç ama Kaybetmek istemiyorum bir puan hak ettiğimi Düşünüyorum ya gerçekten Adamlar hem kalabalık savunma yapıyor Hem de kalabalık hücum yapıyorlar ya Dimarco, Snyder, Snyder zaten orada tek topla yani orta alanı bir anda geçirdi. Snyder, Alan, hop Eren. <laughs> yani nasıl durduracaksınız ki Alan gibi bir ayak var orada. Adamlar bir şekilde deliyorlar. Neyse en azından bir an e, puan alacağımızı falan düşünmüştük. Habrana geçer mi dedim ama geçmedi. Alan, Salih, Selçuk, Snyder... Ya Pulido artık pas ver yani. 5. O direkt lan. O. <laughs> Ulan helal olsun Burak sana be. Yalnız maç 3-2 olsaydı da bu pozisyon o zaman yaşansaydı ya da 3-3 daha şey olurdu. Zaten mağlup olduğum için hiç şeyim yok. Bütün takımın büyüsünü Rich bozdu zaten. Penaltı yaptırdı. <laughs> Latifu Abran, Oğuz, Abdülkadir. Vallahi takım alkışlıyorum. Çok güzel mücadele ettik. Ee, i̇yi oynadık. Yani 4-3 kaybettik ama kafa kafaya oynadık. Antalya maçı önüyle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray maçından sonraki arayı kestim. Çünkü transfer sezonunun son dönemleriydi. Çok çok uzun sürüyordu biliyorsunuz. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreç vardı o süreci e, atladık şimdi Antalya ile kupa maçı yapıyoruz biliyorsunuz bu kupa maçı bu arada Onur Ergün bizim eski oyuncumuz Onur Trabzon'a transfer etmiştik Trabzon'dan da Antalya Spor'a gelmiş Antalya Spor'da PTT 1. Lig'deymiş bu arada PTT 1. Lig'de oynuyor ama Onur Ergün Antalya Spor'da kendisine forma buluyormuş e, hadi bakalım çocuklar bu araya atladık. Şimdi Antalya Spor maçını yapacağız. Tek maç üzerinden eğer mağlup olan kupaya veda ediyor. İnşallah biz kazanırız. Kupaya, kupada yolumuza devam ederiz. Ligde kötü gidiyoruz ama umarım kupada yolumuza devam edebiliriz. Abdülkadir uçarak geldi. Topu faalle aldı ama hakem görmedi bunu. Offside taktiği kullanıyorlar sanki. Abdülkadir de Pulido da offside'da kaldı. Biraz önde oynatıyorlar defansa anladığım kadarıyla. <laughs> Levent, Bitenko, Habran iyi müdahale. Merih kapatın önünü şut çekmesin. Selçuk, Karvenia. Aa, aa, Şans geri mi döndü acaba bize? Ne oldu bilmiyorum şu an. Acaba bu maçtan sonra biz mi kazanacağız? Burak, Sane. Pulido iyi indirdi ama önünü alamadı. Ama Motta Yalçın, Abdülkadir, güzel gördü kucayı. Bak solda adam kaçtı Abdülkadir harikasın Abdülkadir'in bu topları beni bitiriyor. Richie, Oğuz harika bir gol. Ee, bu arada size demiştim ki Abdülkadir bence geleceğin Emre Belezoğlu'su Dikkat edin, ee, yani Caner ve Gökhan'la oynarken Emre bir sağ atardı bir sol atardı. Aynen bu topları atıyordu. Şu an e, Abdülkadir, o yüzden ben çok benzetiyorum. Gerçi oyun haliyle gerçek halinde henüz bu kadar oynadığını göremedik. Levent, Sandro kapatın önünü. Sandro premierlik tecrübesi olan tehlikeli bir oyuncu. Habran içeri çevirse tehlike Pulido 2-0. O direkten dönen top demek ki her şeyimizi değiştirdi. <laughs> ee, sağ kanattan hiç orta yapamamıştık ama Habran orta yapıyor. Sabek orta yapmıyor diyecektim. ikinci direkten dönen top. Selçuk Ali mı İkinci direkten dönen top ee, Valla adamlar her an skoru değiştirebilir. Her an bizi tehlikeye sokabilir. Ama iyi gidiyoruz. Çok pozisyon vermedik rakibe. Böyle dedim ya gol olur şimdi. Modda Onur, Bitenko, Meri. Ramon Modda Oğuz. Abi güzel çık yanındaki adama versen Abdülkadir orada ya. Yalçın, Abdülkadir güzel çık. Kuca bak harika attın Kuca. Pulido içeri pas versene yanda adam bomboş Habran be. Ya şunları yapmayın işte ya. Abran. Of. Oh. işte çok tehlikeli bir top. Levent. Hep başına geliyor. Bitenko. ile karşı karşıya Burak çok iyi çıktı. Her şey var vallahi takımda. Şey şu an maçta her şey var. Gol. Hop. Direkten dönen toplar. Gol pozisyonu olacakken verilmeyen paslar. Habran indirdi. Pulido vuruyor. 3-0. Pulido bu sezonki 6. golünü attı. İbrahim yok ama Pulido ben varım diyor. Ee, burada şu bizim için çok önemli. Takımın morali yüksek olması gerçekten çok iyi. Kupada bir üst lira çıkmak e, harika bence. Şu an takımın moral motivasyonu açısından konuşuyorum tabi. Oğuz'u değiştireyim. Oğuz Oğuz yerine e, Muhsin'i e alalım. Birden değişiklik de yapmayacağım. Abdülkadir kalsın. Bir 70'lerde falan değişiklik yaparım. Richie. Aferin güzel müdahale. Pulido. Çok iyi tuttun. Topu harika gönderdin. Habran ile karşı karşıya. 4-0 Pulido şu an tam anlamıyla hedef adam görevini görüyor ve e, o inanılmaz pas yeteneğini şu an Habran'a yaptığı asiste konuşturdu zaten. E, Pulido'da ne yapalım? Pulido'yu değiştirelim mi, değiştirmeyelim? Abdülkadir'i bence değiştirelim. Kimi alalım yerine? Joao Yela'yı alalım. Vallahi çok sıkıntılı süreçler geçirdik ama sanki ufak tefek yaptığımız dokunuşlar işe yaradı mı bilmiyorum ama. Şu an 4-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Artık bir üst sıra çıkmamız garanti. Saney de Oğusan'la değiştirdim artık son değişiklik. Vitenko, Emre çok şık vurdu. Çok güzel vurdu. Emre Güral Gültekin'miş. 25 yaşında fena sayılmaz. Yani Petit'e birincilik için iyi bir oyuncu. Habran döktürüyor bu maçta. Levent Yalçın karşıladı. Gian Donato ah be biraz daha iyi atabilse Pulido çok iyi sakladı topu. Harika da pas gönderdi Habran fazla bekledi topu ayağından kaptırdı. Levent aman aman diyecektik. Evet artık Rolanti'ye dönelim. Ya yapacak bir şeyimiz yok. Takım yorulmasın yeter ki. Barış güzel bir top gönderdi. Karveina Sinan Karveina. Nereden gelmişsin sen? Köln. Köln 19 yaşında iyi. Fena değil. Bitirici bir kurvet oyuncusu. Evet artık son 10 dakikayı da Rolanti oyunla yedik. Geçirdik. E, Tabi orta sahadan e, aslında Abdülkadir ve Oğuz'u biraz erken değiştirdim. Aferin Burak çok top sektiriyorsun ama ha. Oğuzu ve Abdülkadir'i biraz erken değiştirdim. Yediğim iki gol de zaten bunun göstergesiydi. Aslında dördüncü golü atmasaydım, Abdülkadir'i şey yapmayacaktım, değiştirmeyecektim. Ama dördüncü golün rahatlığından dolayı değişiklik yaptık. E, Tabi bu tip değişiklikleri de ne kadar büyük başımıza dertler açabileceğini gördük. E, çok güzel bir galibiyet aldık. Takım bu kadar kötü giderken moral verici bu durum görüyorsunuz herkes. Moral yerine geldi iyi oldu. Ee, bu maç son maç demiştim ama hazır böyle galibiyet almışken bir de Antep deplasmanına gidelim. Antep maçını da yapalım. Zaten aradaki şeyi kestik. Ee, Antep maçını da yaptıktan sonra bu bölümü artık bitirelim. Kim Muhsin Akanc'a e takmış ya? Mehmet Özdilek. Ya rahat bırakın bizi ya. Antep deplasmanı sonra kendi evimizde Adana Spor, Adana Spor Lig'de ikinci sırada. Ee, bakalım biz ne yapacağız hiç bilmiyorum. Gaziantep maçını yenersek güzel olur. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri açıklanacak. İbrahim düzeldi. Evet kura çekimini izle diyelim. Karabük Spor küme düşecek. Çeyrek finale çıkmış Ziraat Türkiye Kupası'nda. Başakşehir'le eşleştik. Keşke Karabük, Bolu, Göztepe bunlarla eşleşseydik de. Yalnız e, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray var. E, biz bu turu geçersek zaten Fenerbahçe, Trabzon ikisinden birisi kalacak. Galatasaray. inşallah yer finalde de Galatasaray, Fenerbahçe eşleşir. Biz de Göztepe ile eşleşiriz. <laughs> şey çok enteresan olur. Küme düşsem, e, Ziraat Türkiye kupasını alsam. Küme düşmüş bir takım ama UEFA kupasında mücadele edeceğim. Enteresan olur tabi. Evet, işleri iyi giderken böyle ma maç yap yapasınız geliyor tabii ki de. Ama işler kötü giderken hiç böyle maç yapayım istemiyorsunuz. <laughs> Pulido bu arada hedef adam şeyini çok iyi yaptı. Yani Antalya maçında tam bir pivot santraforu. Nasıl oynar onu gösterdi. Top aldı, sakladı, pas verebildi. Ee, ama tabi Galatasaray maçında o kadar rahat değildi. Çünkü top aldığı anda 2-3 kişi birden pres yapıyordu. Aslında öyle bir durumda da e, sahte forvete değiştirebiliriz. Sahte forvete olarak yapsak biraz daha geri gelecek. Hoca ne istiyorsun yavrum? Yani seni oynatıyorum zaten. Son 3-4 maçtır banka oynuyorsun. Daha ne istiyorsun ki benden? gene önümüzdeki maçlarda seni 11'de başlatacağım diyeyim. Ya bu da saçma adamı 3-4 maçtır. Üst üste ilk 11'de başlatıyorum zaten. Hala diyor ki beni yeterince ilk 11'de başlatmıyorsun. Ne yapayım oynuyorsun işte. İlla şey olay çıkartacak. Ee, İbrahim Yılmaz sakatlıktan şey oldu. Kendine geldi. Düzeldi. Ee, İbrahim Yılmaz'cım seni Viala'nın yerine mi alalım? Viala'nın yerine alalım. Rusotto'muz var. Eee şu an her şey hazır. Gian Donato yani belli bir aralık yakaladı. Bu aralıkta ilerliyor. Ya çok önemli bir maça çıkıyorum. Eğer bu maçı kazanırsam takım zaten moral olarak inanılmaz derecede kendine gelmiş vaziyette. Lan 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 lan. Tencin açık bırakmışız. Bir anda dördüncü, dördüncü dakikaya geldik. Ee, Richie, Abdülkadir çok güzel gönderdi. Ah be kucu onu kontrol et. Sane. Pulido çok kötü bir müdahale yaptın orada. Ta rakip takımı hata kaldırdın. Ray Toral. Ray Toral da intihar eden oyuncusu Gaziantep'in. Gaziantep de küme düşmüştü. Üf, neyse ki kötü bir pozisyon. Yani kötü bir vuruş yaptılar. İyi pozisyona girdiler. Gaziantep de küme düştü vallahi ben kendimi bildim bileli futbolu takip ettim eli ilk kez Gaziantep'siz bir lig izleyeceğiz. Bu arada tehlikeli gol pozisyonlarına giriyorlar, yaklaşıyorlar. İlk kez Gaziantep olmadan bir lig izleyeceğim kendim bildim bileli. Umarım tekrar çıkarlar bir süre sonra. 40. dakika. 5. dakika ilk yarı bitmek üzere. Deplasmanda bir puan benim durumumdaki bir takım için hiç kötü değil. Ee, hiç şey yapmayacağım yani. Ne derler ona hiç küçümsemeyeceğim. Deplasmanlarda toplayacağım bir puan belki de beni ligde tutar. Abdülkadir çok kötü oynuyorsun. Kabul et. E, ee, Kubilay'ı mı oynatsam yoksa Muhsin'i mi oyna? Muhsin ee, Muhsin sanki biraz daha mı iyi? Yok aslında Muhsin'i de oynatmamak lazım. Erkut aslında çok şey değil ama Erkut'u o pozisyonda kullan... Yok Erkut da değil. Rusotto var. Evet. Rusotto'yu o pozisyonda kullanabiliriz. <laughs> Gian Donato'yu da orta sahaya atabilirdik. Tabi öyle de bir seçeneğimiz var. <laughs> aman aman çocuklar. İshak ben hatıra. Ray Toral. Abi nasıl yiyorsunuz oradan golü? O sıfırdan gol nasıl yiyebilir bir takım ya? Cık. İki kişi var önünde. Yani o, dursan kaleye vuramayacak. Müdahale etmeye çalışıyorsun. Şey... Çizgiden dışarı çıkıyorsun. Hedef oyuncuyu kesme çünkü hedef oyuncu yok artık. Değişiklikleri onayla diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Beraberliği bulabilecek miyiz? Rusotto. Ah be abicim be. Rusotto tekrar kaptın topu ama bir işe yarayacak mı? Kuca. İbrahim. Çok güzel gönderdin. Ah be. Son müdahale. Deplasman'da 1-0 kaybettik. İff. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kafamızı taşlara duvarlara vuracak halimiz yok. 15 puanımız var. Trabzon'un, Gaziantep'in işte burada çok kötü bir durum. 19'er puan oldu. Biz burada kaybettik. Eğer yenseydik Gaziantep 16 bize 18 puan olacaktık. Ee, yavaş yavaş artık aradaki puan farkı da açılıyor. Bunu bir an önce kapatmamız lazım. Pek iyi gidiş yok. Ama enteresan çeyrek finaldeyiz Türkiye, Türkiye Kupası'nda. Gelecek bölümlerde bakalım artık neler yapıp yapamayacağımızı hep beraber göreceğiz. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.